aslında biz 2023'te yaşadığımız zorlukları, yaşadığımız kabusları 15 Ocak o büyük felaketler silsilesi sona eriyor. Artık 2024'te bu savaş olaylarında sulh. Günün birinde İsrail diye bir ülke kalmayacak. Ekim, Kasım çok zor aylar. Aralık ona keza. Ocak'tan itibaren 2023 çok sancılı bir yıldı. Sercan biliyorsun 2019'dan 2020'ye geçerken evet, zor maalesef bekliyor demiştim. Bir pandemi yaşadık. Ardından çok ağır bir jeolojik felaket geçirdik 6 Şubat'ta. Daha yaşadıklarımızı ve gördüklerimizi tekrar tekrar yaşatmasın ve göstermesin. Şimdi 2023 sancılı ve zor bir yıldı. Aslında biz 2023'te yaşadığımız zorlukları, yaşadığımız kabusları 15 Ocak, 31 Ocak sürecinde 2024'te geride bırakıyoruz. Evet, ekonomik açıdan sancılar devam ediyor, devam da edecek. Ama o büyük felaketler silsilesi sona eriyor. Astrolojik gözüküyor. Yani yine bir manşet verdin Nuray Sayar aslında. 15 Ocak itibariyle bu işte kargaşalar, kaoslar sona mı erecek? Savaş durumları. Bir kere Türkiye hiçbir zaman bir savaşa girmeyecek. Bunu net söylemek istiyorum. Evet, önümüzdeki günlerde bu 28 Ekim'deki yılın son ay tutulması Boğa Akrep aksında gerçekleşti. Türkiye bir savaşa girecekmiş gibi aslı olmayan, sitasyona neden olan konular ve durumlar gündem yaratabilir. Eyvah diyebiliriz Türk halkı olarak. Biz de mi bu savaşın içerisinde olacağız? Aslında biz 2019'dan beri 3. Dünya Savaşı'ndayız dünya olarak. Ne? Pandemi, ekonomik kriz, spekülasyonlar, zorlayıcı etkiler. Ya çok ağır bir dünya savaşı geçirdik biz. Şimdi o sona erdi. Şu anda çok üzücü bir durum yaşıyoruz. Rusya, Ukrayna, Filistin, İsrail. Tabii ki ölenlere Allah'tan rahmet. Geride kalanlara Rabbim sabırlar versin. Ateş yandığı yerde acıdır. Her ne kadar biz başsağlığı dilesek de, her ne kadar sabırlar dilesek de ateş düştüğü yeri yakıyor. O yüzden Allah'ım yar ve yardımcısı olsun bütün kardeşlerimizin. Ama 15 Ocak, 31 Ocak süreci artık 2024'te bu savaş olaylarında sulh. Sulh, kesinlikle sulh. Yani İnşallah hocam. 2024 Ocak ayında Şubat'ın birini görmeden sulha gireceğiz. Ve savaş entrikaları sona erecek. Ha bana şunu hep soruyorlar. Şimdi İsra suresini okuyanlar bilir. Ayet o kadar güzel açıklıyor ki. İsrail oğulları ile İsrafil oğulları hiçbir zaman uzlaşamayacak diye. Ama günün birinde İsrail diye bir ülke kalmayacak. Yani yakın mı tarih? Allah ömür versin. Ben de görebileyim. Sağlıkla, sıhhatle tabii ki. İsrail diye bir ülke kalmayacak. Astrolojik haritalarda incelediğimde ben bunu görüyorum. Önümüzdeki 12 yıl çok önemli. Ama o sürece kadar, tamam şimdi sulh olacak yeni yılda, Ocak ayında. Ama bir 4 sene sonra yine coşar. Ondan sonra bir 3 sene sonra yine coşar. Ama 12 sene sonra İsrail diye bir ülke kalır mı bilemem. Ben görmüyorum bir astrolog olarak. Yani şimdi Nuray Sayır 15 Ocak'ta böyle bir sulh dönemine gireceğiz ama İsrail yine geçmişte yaptığı gibi
belli bir zaman sonra yine zulme başlayacak mı? Ne başlayacak? Hiçbir, bak 12 yıl boyunca durulmayacak. Geçen kurziler olacak. Yine savaşlar çıkacak. Yine sulh olacak. Ama 12 sene sonra artık İsrail'in hiçbir hükmü kalmayacak. Evet. Peki Türkiye'nin rolü ne burada? Türkiye merak ediyorlar şu anda, mesela Türkiye savaşa girecek mi, girmeyecek mi konuları konuşuluyor. Türkiye bu 2024'te nasıl bir Türkiye'de uyanacağız? 2024 bizim ülkemiz için çok iyi bir sene, çok iyi bir yıl. Bizim için zaten ben sevgili Nur'la birlikte hayatta her şey vardı. Ekim, Kasım çok zor aylar. Aralık ona keza. Ocak'tan itibaren yeni bir dönem başlıyor dedim. Hatta 20 Eylül astrolojik haritalara ve göstergelere göre Türkiye'nin kaderi 20 Eylül'de değişti. Bunu soracağım. Bunu soracağım. Çok konuşuldu Nuray Sayar'ı. Bu çok konuşuldu. Nur Viral'e de buradan selam olsun. Selamlarımızı da gönderelim bir kez daha. Şimdi 20 Eylül'de demiştin çok şeyler değişecek. Ama şöyle de bir şey var. Herkes şunu söylüyor. Ya Nuray Sayar'ı böyle dedi ama değişen bir şey olmadı diyenler de var. Ne demek istersin bu konuda? Şimdi 20 Eylül 2023'te çok büyük bir değişim oldu. Bu değişimin sebebini ve nedenini söylemek istiyorum hemen ben. Şimdi o gün öyle bir gündü ki Türkiye'nin kaderi değişti. Güneş 26 derece, 59 derece Başak Burcu'ndaydı. Ay ise 25 derece 7 dakika Akrep Burcu'nda ilerliyordu. Ve o gün özel, hatta sevgili Cumhurbaşkanımız, başkanımız Amerika'daymış. Örneğin Türkiye'de çok önemli isimlerin yatırım yapmasına vesile olduğunu düşünüyorum ben. Örneğin Elon Musk, birçok kişinin korktuğu inanılmaz bir zeka ve güce sahip, Türkiye'ye para kazandıracak. Bence daha açıklanmadı ama açıklanacak. Hem kazanacak hem kazandıracak. Ayrıca Türkiye elmas madeni olan bir ülke ve altın madeni olan bir ülke. Yani önümüzdeki sene 8 Nisan'a kadar olan süreçte mutlaka, belki daha önce de açıklanabilir, ülkemizin belli bölgelerinde elmaslar bulunabilir, altınlar çıkabilir, petrol fışkırabilir. Bizim ülkemiz 20 Eylül'de zenginlik döngüsüne girdi. Belki devlet büyüklerimiz biliyor, biz bilmiyoruz henüz. Evet, olabilir. Bunlar gelecekte açıklanacak. Ben bir astrolog olarak incelediğim haritalarda olasılıkları inceleyip, görüp, yorumlayıp paylaşıyorum. Demiyorum. Ben söylemiştim, ben demiştim, söylemiyorum. Kader sistemi değişti. Türk halkı olarak hepimiz bu ülkenin vatandaşı ve halkıyız. Fakirlik beklemeyelim. Biz zenginlik yolunda ilerliyoruz. Bu bir şey değil. Çok doğru. Önümüzdeki 2020'le birlikteki 2027'ye kadar olan süreç birbiri ardına mucizelerin ard arda geleceği haberleri ve olayları duyacağız. Yani mucizeler gelecek dedi Nuray Sayar yine. Bir de şu var aslında, daha önceki yayınlarda da söylediğin şeyler, hani Nuray Sayar'ı şunu dedi bunu dedi diye sen hiç deklare etmiyorsun ama bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu konuda da takip ediyorum seni. Nuray Sayar'ı 2024 dedik. 2024'te Türkiye'yi güzel şeyler bekliyor. Yani peki ekonomik anlamda bir düzelme öngörüyor musun? Daha iyi şartlar altında yaşayacak mı Türkiye ve yaşayanlar?
Şu anda alım gücünün bittiği ve tükendiği bir süreçteyiz. Hepimiz zorlanıyoruz. Hatta sana söylüyorum. Daha bugün sabah arkadaşımla konuştum. Ben ve sen alım gücü olan bireyler olarak zorlandığımızı söylüyorsak olmayanlar ne yapsın? 2024 Türkiye'nin kaderi zaten 20 Eylül'de değişti. Yani ben 31 Ocak'tan sonra şartların hafiflemeye başlayacağını, 8 Nisan 2024'te yılın ilk güneş tutulması Koç burcunda gerçekleşecek ve bu tutulma Türkiye haritası üzerinde çok büyük bir dönüşüme, değişime neden olacak. Şimdi her birey bu hayata bir doğum anı planıyla doğar ve gelir. Şimdi Türkiye'nin haritasına baktığımız vakitte 29 Ekim 1923 saat 20:30 Ulu Önder Atatürk Cumhuriyeti kurdu Ankara'da. O gün Evet. Ankara'da kurulan Cumhuriyet süreci öyle bir döngü sürecine girdik ki biz Cumhuriyet'in kurulumuyla birlikte. Şimdi 29 Ekim 1923 ay 29 Ekim 1923 Evet, 23. 20:30 Ankara Çankaya'da Cumhuriyet kuruldu. Ufukta Yengeç Burcu yükseliyordu. Ay İkizler Burcu'nda ilerliyordu. Güneş ise Akrep Burcu'ndaydı. Şimdi dünyanın neresine giderseniz gidin, dünyanın her yerinden gelen turistler bizim atmosferimize, oksijenimize, denizimize, turizmimize hayran değil mi? Evet. Sen de Sercan, ben de izleyenlerden birçok kişi de mutlaka birçok ülkeye gidip seyahat etmiş olanlarımız vardır. Ama şunu net söylüyorum. Turizm cenneti olmamızdaki başlıca neden ülke olarak Akrep Burcu olmamız. Cennet bir ülkede yaşıyoruz. Hareketli ve dedikoducu bir toplum olmanın sebebi, hemen dolduruşa gelmemizdeki neden, Ay'ın İkizler Burcu'nda olması. Doyuran, besleyen, kollayan, kapımızı, ülkemizin kapısını ihtiyacı olan herkese açmamızdaki neden, yükselenin ülkenin yengeç olmasından dolayı. Dolayısıyla hani diyor ya, ya işte savaş çıktı, bütün mültecilere kapımızı açtık. İyi yaptık, Allah rızası için. Empati yapalım lütfen. Biz zaten anaç bir ülkeyiz. Yükselenimiz yengeç. Şimdi belki şu an fark edemiyorsunuz. Başımıza gelmeyen birçok felaketi engelleyen sebep de Cumhuriyet haritasında ülkemizin yükselenin yengeç olması. Anne, doyuran, besleyen, koruyan, çıplaksa giydiren bir ülkeyiz. Açsa doyuran bir ülkeyiz. Bunun evren yasalarına göre başta Yüce Allah sevabını bize yazıyor. O yüzden nerede ne olursa olsun bizim vatanımıza hiçbir şey olmadı ve olmayacak. Biz ülke olarak neler yaşadık ve geçirdik. Ama geçirdik, atlattık. Ne diyoruz her zaman? Her acı geçiyor. Bazen çarpıp geçiyor. Bazen vurup geçiyor, bazen devirip geçiyor. Sarsın ama geçirdik. Dolayısıyla işte bu misafirperverliğimizin bize ülke olarak kazandırmış olduğu sevap bu vatanı, bu ülkeyi koruyor. O yüzden Türkiye'nin geleceğinden ne bugün korkun, ne yarın korkun, ne de gelecekte korkun. Evet. 15 Ocak'a kadar bu savaşların, polemiklerin duyacağız. Eyvah biz de mi savaşa giriyoruz? Haberlerin, olayların duyacağız. Belki birçoğunuz birbirinizi dolduracaksınız. Yani
yanınızdaki arkadaşınızla, alt kat komşunuzla, üst kat komşunuzla Türkiye asla savaşa girmeyecek. Türkiye 20 Eylül'de bir bolluk bereket sürecine girdi. Biz 8 Nisan'da bunun meyvelerini toplamaya başlayacağız. Şimdi 28 Ekim'de öyle bir döngüye girdik ki yılın son ay tutulması Boğa burcunda gerçekleşti. Bu tutulma gül dikene gül toplatacak, diken ekene diken toplatacak. O yüzden 12 burca da şunu söylüyorum. Evet. 2000... evet. Şimdi Nuray Sayarı 12 burca geçmeden önce çok önemli mesajlar verdin aslında. 20 Eylül'deki olumlu etkileri 8 Nisan'dan itibaren görmeye başlayacağız dedin.